Herkese günaydın. Bugün böyle keyif çayımla selam vereyim dedim. Bu üçüncü fincanım. Dur hala tabağını bitirmedi. Ben karnımı doyurdum. Şu camı açtım. O kadar güzel ki hava. Evin içi bile sıcak. Şimdi birazcık yaprak dökümü izleyeceğim. Anne. Ha kızım. Bitirdin mi? Tamam, afiyet olsun. Bir tane daha içerim. Azıcık yaprak döküm bakayım. Ondan sonra güne devam. Doydun mu anneciğim? Daha bitmemiş tabak. Ay, yerim o, teşekkür eden ağzını yerim senin. En sevdiklerini yaptım. Patates kızarttım. Ondan sonra cuma yumurta haşlaması var. Salatalıkları var. Ama ekmek istemedin Duru. Ekmeksiz nasıl doyacağım? Başladı benimki. Şimdi birazdan Necla Oğuz'la kaçarken havaalanında abisi yakalayacak. O bölümlere geldik. Bak bak. Ay, Fikret'im Tahsin'le evlenmeye karar verdiği bölüm. Her izlediğimde etkilenemem yani. Vallahi bak, kaç sene oldu. Aynı duyguyla izliyorum. Ama kalkacağım şimdi vallahi. Yatak yorganı falan kaldırayım. Sonra işim gücüm kalıyor. Okul saati geldi. Ben de kuaföre gidiyorum. Yaprak dökümünü yarıda kesip yemeğimi bile yaptım. Biliyorsunuz bir yere gideceğim zaman erkenden hallediyorum. Şimdi üzerime bir ceket geçireyim. Hava güzel ya, şöyle atlet giyeyim dedim pantolonun üstüne. Sadece ceket alacağım, kot ceket. Yemekleri erkenden hallettik. Bulaşığım da yok. Çorbam da var dolapta. Onu gelince çıkartırım dolaptan. Hadi bakalım, kafa rahat bir şekilde gidiyorum. Bekle kızım. Çarşıya indim. Hemen dolmuş geldi Allah'tan. Saat 2:20 var. Şimdi büfeden bir su alayım. Orada da vardı da, şişe su alayım. Öyle sonra da doğru kuaföre bakalım. Hava kapattı gibi ya. Yağmur mu yağacak anlamadım. Hemen suyumu da aldım. Geldim bakalım. Saati 3:30 yaptık. İşim yeni bitti. Aynı tonu vurduk. Zaten bu bir iki güne akıyor biliyorsunuz. Yani yıkadıkça yine akacak, yine açılacak. Bir iki ay daha idare eder beni bakalım. Tazelendik. Allah mis gibi. Ellerine, kollarına sağlık. Küllü kumra almış bu. Aynen. Şimdi ben biraz azıcık çarşıda dolaşayım. Yemeklerimi yapmışım. Daha vaktim de var. Azıcık gezelim. Elsiva'ya geldim. Yine yeni ürünler gelmiş ya sürekli. Yeniliyorlar buraları. Ay çok tatlısın ama ya. Rengin ne kadar güzel. Ha bak, benim atletler orada. Şunların siyahı beyazı var bende. 100 lira zaten. Üzerindeki siyah da buradan. Pembesi de çok tatlıymış. Aa, pembe alsam mı bir tane? Fırsatlardan değerlendirmeye başlamak ister misin? Telefon numaranla kayıt ol ve en sevdiği fırsatlar dünyasına adım at.
kumaşına kadar güzel. Şu da güzelmiş ha. Lacivert. 400 TL. Çantalar ne güzel. Aa bak, sarı çanta. Ay çok güzelmiş o. Ne kadar? 249. Geçen şu maviye bakmıştım, o da güzeldi. Benim kırmızılar burada bakın. Benim kırmızı. Ama sarı da güzelmiş. Tam yaz rengi. Cıvıl cıvıl. Biraz da Defacto'ya geldim. Ersiva'dan çıktım. Şu çok tatlıymış. 300 lira. Açık rengi de var. Hasırlar ne kadar güzel. Baksanıza. Ne kadar? O da 300 TL. Şunun rengi ne kadar tatlı. 450 lira. Ama o kadar güzel şey. Keteni o kadar güzel ki. Şu kaç bedenmiş? 34. Rengi çok güzel. Yelekler pembe pembe bakın. Cıvıl cıvıl. $250. En sevdiğim yerdeyim, yine alacak bir şeyler buldum valla. Bakıyorum öyle. Küpeler aldım, gene dayanamadım. Son durak soğuk suya geldim de bir aksuya da uğrayacağım. Şuraya da bakayım, furyaya. Buraya yeni bir şeyler gelmişim bakalım. Burada da güzel şeyler buluyorum ben genelde. Aa bak, şu yeleklerden gelmiş. Ay bu güzelmiş. Ne kadar? 195. Kolay gelsin. Son durak Aksu'ya geldim. Şu 7 katlıya, soğuk sudaki. Buradan artık dolmuşa gideceğim. Yeni bir bardak, tabak, bir şeyler gelmişim. Bir bakalım. Böyle kafama göre geziyorum. 45 lira şunlar. Bunlar nasılmış? O da güzelmiş bak, 300 lira. Termos ne kadarmış? 650. Rıza termos istiyor. Bizim termosumuz patlamıştı ya, zaten şöyle bir şeydi. Böyle yolculukta falan kullanmak için, ama şu ne kadar? 475. O da yeter herhalde. 2,5 litreymiş o. Şunlar tane 16. Ay şu da çok güzelmiş. 25 lira çorba kasesi. Değişik. Şu 750'ymiş, 24 parça. Dünya değişik güzel. Şu da güzel. Başka? Bu da güzelmiş. Şu nasıl? 990. Çarşıdan geldim. Saat 5'i 10 geçiyor. Birazdan Duru'yu almaya gideceğim. Bir tek bunları aldım valla. O kadar dolandım. Yine küpe aldım. Şu çok hoşuma gitti. Fiyatı da iyiydi, 15 liraydı.
Şu 35'ti böyle set halinde. Nasıl göstereyim? Heh, şöyle göstereyim. Bakın yeşilli, karpuzlu falan şöyle küçük küpeleri de var. Hoşuma gitti. Renkli bayağıdır almamıştım. Hep ben genelde böyle alıyorum ya. Bir de şöyle bir halka aldım. Halka küpe seviyorum. Bir de şu siyah tokaları ben çok kullanıyorum. Düz toka. Böyle bir tek onları aldım. Ama şu çok tatlı ya. Nasıl göstersem. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok tatlı değil mi? Kulakta da güzel durur. Kızları doyurdum. Rıza henüz gelmedi. Vallahi bana göre yemek yoktu. Kendime bir güzel kabak yemeği yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Yanına yoğurtla. Bak mis gibi. Ne havuç kattım ne patates kattım. Kendime akşam yemeği. Bunu ben hatta 2 gün 3 gün bile yerim. Fazla çünkü. 3 tane kabaktan yaptım. Evde bana uymayan yemek olmayınca ya tavuk haşlıyorum, tavuklu salata yapıyorum. Ya da böyle kabak yemeği ya da kabak sote mesela airfryde kızartıyorum. Böyle kendime öğün hazırlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Tabağa koyayım, yanına da yoğurt koyayım, salatamı soslayayım. Evet, Elif'in akşam öğünü en sağlıklısından mis gibi semiz salatası, bol limonlu ve kabak yemeği. Ekmeksiz bunları yiyeceğim şimdi. Yarın 11-11.30'a kadar... Katı gıda yok. Aralıklı oruç gibi yapıyoruz ya. Böyle hadi bana afiyet olsun. O kadar çok acıktım ki. Kuaförde sadece kuru yemiş yedim birazcık. Nescafe içmiştim. Geldiğimden beri de su içip duruyorum. Dedim Elif en iyisi kendine kabak yemeği yap. Yani sana uymuyor yemekler. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve bulaşıkları hallettikten sonra bir keyif kahvesi. Bugün Türk kahvesi içmedim. Orada Nescafe içmiştim kuaförde. Güzel bir kahve keyfi yapayım şurada. Ay bugün hava çok güzeldi. Sıcaklık falan. Yaz gibiydi gerçekten. Karnımı da doyurduktan sonra ağır kesici içtim. Her kuaföre gittikten sonra benim kaçınılmaz son. Ya boya dokunuyor ya oradaki o fön sesi işte falan filan onlar etkiliyor sanırım. Başım ağrıdı. Bir de acıkmıştım da. Ondan herhalde. Neyse şu da iyi gelecek bana. Rızacığım 9'da gelecek. Son maçlar artık okulda kapanacak ya. Rahatlarlar biraz daha öyle diyeyim. Yarın da muhtemelen izin yapacak. Hafta sonu çünkü yine full çalışacaklar. Yarın izin yapacak herhalde. Neyse öyle bakalım. Tazelendik, saçlar boyandı. Aynı rengi vurduk. Küllü kubra almış bu. Kuaförlerde bilirler 7.5 numarası tabii. 7.5 vurdum dedi aynen. Ama çabuk akıyor öyle söyleyeyim. Birkaç yıkamada akacak yine. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Sarılara döneceğiz. Uçlara sarılar atacağız. Hatta şuradan bir deneme paketi attı. Acaba hala hazır değil mi saç diye. Çok güzel açıldı. Şu an gösteremem size. Görünmez herhalde. Duruyor arada da. Deneme paketi yaptı işte Ünsal abi. Bir iki ay sonra omreye döneceğiz. Uçlara yoğun böyle sarı omreler yapacağız. Çok istiyorum. Bakalım bu sefer heves ediyorum. Ve sabrediyorum. Öyle bir anda omre yaptırmadım ben. Hep söylüyorum kademeli ilerledik. Önce açma boyama yaptık. Taban rengi oluşturduk. Şimdi bu taban renk iyice otursun diye tekrar bir boyama işlemi yaptık. 2 ay sonra gel demişti bana zaten. Şimdi de yine bir 2 ay sonra o istediğim sarıları omreleri yapacağız. Ama ana renk bu. Yani zemin rengi bu olacak. Her neyse şundan da bir yudum alayım soyacak şimdi. Böyle arkadaşlar. Sonra biraz dolaştım çarşılarda. Dolaşmadan eve gelir miyim? Yemeğimi yapmışım. Vaktim var. Azra da çarşıdaydı arkadaşıyla. Hatta aradım onu beraber çıkalım diye. Biz oturuyoruz anne sahilde. Sen çık dedi. Sonra o da geldi işte peşimden biraz sonra. Böyle. Yalnız bugün kimi görsem çok zayıflamışsın. Belin incecik kalmış, yüzün incecik kalmış, küçücük kalmış falan. Instagram'da da bugün bir sürü öyle yorum aldım. Resim koymuştum oraya. İnceldim. Çok güzel inceldim. Bu sefer aralıklı oruç bana çok iyi geldi incelme anlamında. İki öğün yiyorum. Bir de ara öğün yapıyorum işte. Bol su. Yeşil çayımı falan içiyorum biliyorsunuz. Rıza'yla da çıkabildiğimiz zaman yürümeye çalışıyoruz. Bu hafta hiç yürüyemedik doğru dürüst. Kendim böyle bir iki kere gittim ama onunla yürüyemedik.
Böyle aralıklı oruç sistemi iyi geldi bana. 6'dan 7'den sonra katı gıda yok. Ertesi gün 11-11.30'a kadar. Kahvaltı geç kahvaltı zaten. Bir de yulaf lapasına alıştım ya. Bir gün normal kahvaltı yapıyorsam öbür gün yulaf lapası yapıyorum seçenek olsun diye. Kalorisi düşük oluyor hem. Hem de alıştım ben ona, sevdim yani. Böyle böyle alıştım vallahi ya. Ekmeksiz yemek bir de. Ekmeksiz yemeğe kendimi alıştırdığım için daha hızlı sonuç aldım. İnşallah duraklamaz şu saatten sonra. 63 kiloyum soranlar vardı. Başlangıç kilom 68'lerdeydi. Sonra 67,5 görmüştüm. Şimdi de 63 kiloyum. Tam anlamıyla 67,5'ken başladım yani. Ama 68'leri gördüm ben Ramazan'dan sonra. Şu an 63 kiloyum arkadaşlar. İnşallah darısı 59'un, 58'in başına yani. Efendim kızım? Anne, odada bir şey var. Ama zaten şunu göstereyim. Kuşların sesi o kadar güzel ki camlarımın kirini görmeyin de hala bakın. Ah Elif, ah şu camları var ya bir halledemedin desenize. Neyse. Bahar'ın habercisi. Cıvıl cıvıllar, bakar mısınız? Birine çağırıyorlar. Dur bak. Dans ediyorlar deminden beri. Ay ne güzeller ya. Rıza'cığım az önce geldi. Çay demledim ona. Yemek yiyordu. Sonra yengem aradı. Elif dedi yürüyelim mi? Hava dedi çok güzel. Saat 9'u geçti ama. İyi dedim yenge, hadi yürüyelim. Neyse çıktım ben. O ben gidene çayını içer. Ben de gidince kendime bir kiraz sapı çayı demlerim. Yengemle bir saat yürüyeceğiz. Burada artık veda edeyim. Bu videoyu kapatayım. Yarın kısmetse görüşürüz. Hepinize hayırlı cumalar şimdiden. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.